Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 25 Eylül 1 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet Güneş terazi burcunda ilerlerken şu dönemde Venüs, Merkür ve Mars da Başak burcunda transit yapıyor. Üçüncü eviniz özellikle çok daha yoğun etkiler alıyor. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, komşular, ailevi konular şu dönemde sizin hayatınızda biraz daha öncelikli hale gelebilir. Evet, haftanın ilk günlerinde Ay Yay burcunda olacak. Ay Yay burcunda ilerlerken günlük hayatınızın temposunu biraz artabileceğini söyleyebiliriz. Yapılacak işler olabilir, yakınlar, kardeşler, aileyle ilgili bazı sorumluluklar olabilir. Ev içerisinde veya ofiste işinizle ilgili yapılacak detay gerektiren konular olabilir. Özellikle salı ve çarşamba günleri bu anlamda biraz yorulmanız, üzerinizde biraz baskı hissetmeniz mümkün görünüyor. Bir yandan da gerçekten ihtiyacınız olan destekleri, hani fikirsel olarak olabilir bunlar veya fiziksel olarak yardım şeklinde olabilir. Çevrenizden de bulabilirsiniz bu hafta içerisinde. Perşembe ve cuma günleri Ay Oğlak burcunda ilerlerken biraz daha böyle ilişkilerinize odaklanacaksınız. Eşiniz ve partnerinize ait konular da önceliğiniz olabilir. Daha paylaşımcı olmanız mümkün. Karşınızdaki kişilerin beklentilerini daha fazla önemseyebilirsiniz. Hafta sonunda Ay Kova burcunda biraz daha finansal konuları öne çıkarıyor. Bunlar bazı önemli alışverişler olabilir, ödemeler olabilir, bütçenizle ilgili bazı hesaplar, düzenlemeler olabilir. Zaman zaman kendiniz biraz endişeli de hissetmeniz mümkün parasal konularda. Ancak ayın 30'undan itibaren Merkür'ün terazi burcuna geçişi bu anlamda sizi biraz daha rahatlatacak gibi görünüyor. Merkür 17 Ekim'e kadar terazi burcunda olacak. Bu dönemde Güneş'le, Jüpiter'le de kavuşum yapacağı için ailevi konular, yuvaya ait konularda daha şanslı ve kısmetli olabilirsiniz. Tabii ki bu taşınmak, emlak almak, satmak, evden, aileden gelebilecek finansal destekler konusunda da size yardımcı olabilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.